Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz kanalımıza. Tekli Zafer Türkiye 54. sıra unvanını kazandık arkadaşlar. Unvanımız bir hafta boyunca geçerli. Bunu kullanacağım. Lobide nasıl gözüküyor bir de onu görelim. Efsane duruyor bence arkadaşlar. Bu unvan almak için arkadaşlar win almanız gerekiyor. Yani zaferden belli zaten. İlk 100'e girmeniz de lazım win sayısı olarak. O şekilde bir haftalık alıyorsunuz. Evet, şuraya iniyorum arkadaşlar. Buradan araç bakacağım. Nerede var araç? Şu arka tarafta yok sanırım, görmedim. Ha, tamam, burada buggy var. Buggy alalım. Buradan George'a geçeceğim arkadaşlar. Yola indim. Zaten uçak George'a çok uzaktı. Nereye gideyim plan dedim. George en iyi mantıklı olan şu an George. Oraya gidelim, oradan bir loot yapalım. Ondan sonra biraz bekleyelim. Ona göre alandan oynarız ya. Güzel olur. Burayı lootladım. Bir de şu üçlü hangar var ya, oraya bakacağım. Genelde üçlü hangardan güzel loot çıkıyor ya. Silah olsun, dürbün olsun. Güzel loot çıkıyor buradan. Ah, ses var lan. Ha, botmuşlar ya. Allah'ım ya, korktum bir anda adam var diye. Zap diye önüne indik ya buggy ile. Korkuttu birazcık. Şimdi M4 Uzi'm var benim. M7 varmış burada. Aa, Kar98 var. Ya keşke skobum olsaydı ya. 6 ya da 8 olsaydı alırdım bunu. Ama skopumuz yok. 4x ile oynanmıyor. İnanın oynanmıyor arkadaşlar. Jiroskop oynadığım için 4x ile adam vuramıyorum ben ya. Aa, 6x. Ulan başka bir şey isteseydik keşke ya. 8x de vermen yok mu kankam? Vermez ki. Sniper'da 8x daha güzel. Oha, iki tane fişek atmışlar. Adamlar iki tane atmış bir şey ya. Bu George Bull'dan güzel bir fişek çıkıyor. Çoğu maçta atıyorlar bir şey ya. Buluyorlar George Bull'da. Ah, ses var. Şurada bir botçuk var sanırım. Botçuk. Güzel. 2 kill oldu. Güzel başladık arkadaşlar. Botçukta ne varmış? Hadi botçuk bir 8x ver. Çok iyi olur be. Verdin o 8'i. Hayaller, hayatlar. Hafif. Bu arada arkadaşlar, tutamak olarak hafif tutamağı tercih ediyorum. Önce açılı oynuyordum ama hafif tutamak cidden daha iyi. Spreylerde hani sekmeyi daha da azaltıyor. Dikeye göre daha iyi bence. Hafif. Ben hafif tercih ediyorum. İsterseniz bir deneyin. Ona göre değiştirirsiniz. Veya siz hangi tutamağı tercih ediyorsunuz? Önerim olarak hafif kullanabilirsiniz. Şu karı alalım. Kar. M4 olmaz şimdi yakında. Bir işlem görmüyor. Çok zayıf kalıyor M4. O yüzden M7 var şurada. M7'yi alacağım, M4 yerine de. M7 Kar98 oynayacağız bu maçı, bakalım. Şimdi birinci alan kapandı. George Bull'daki adam gitmiştir diye düşünüyorum. Veya gitmediyse de dropların, hani iki tane drop attı burada. İki tane fişek geldi. Bir tanesinde 3 set olacağını düşünerekten ve silah olacağını düşünerekten geldim. Risk attım biraz. O MK. MK'yı alırız. Okey. Burundaki 3 seti almış yalnız çocuk. Diğer dropta büyük ihtimal 3 set var. Onu da 3 seti de alıp oradan gideceğim buradan. Bence bu çocuk burada gitmiştir ya. Hani yukarı çıkıp da yatıp da buraya keseceğini hiç düşünmüyorum. Çünkü bir 10 dakika falan oldu ya. 5-10 dakika kadar oldu. Oh, çok iyi. MG varmış da. MK varken MG'ye çok gerek yok. MK yok ediyor. Groz olsaydı MK'yı bırakırdım ama. Groza daha vahşi ya. MK da öyle ama hani MK mı Groza mı derseniz Groza ya. Abi MK'yı fulledik. Şimdi ver elini adam vurmaya. Burada kesin adam vardır. Kesin. Kafayı attım buraya. Aynen kankam. Yan bina dolu. Hatta iki tane ses alıyorum yanlış almıyorsam. Bomba geldi de. Eğer yanlış almıyorsam iki kişi var karşıda. Şurada bir boost ateş ediyorlar. Ne oluyor oğlum? Ha, birini vurdular. Buradaki çocuğu vurdu. İki kişiydi burası. Birini vurdu çocuk.
Tek kişi kaldı. Bu çocuk ikinci katta ya. Şuraya bir bomba atacağım da. Şu tarafa doğru geliyor. Atladı balkondan. Geliyor arkamdan. İçeri girdi. Soldan gelecek. Ah vurdu. Önüme çıkacak. Prefire MK. Az daha gidiyorduk ama. Az daha gidiyorduk. Burada MK ve Prefire kurtardı beni. Ah, önümdeki hangara araba geldi. Toros geldi. Duyduğunuz sesi. Hadi kankam. Çık gel oradan. Bakacağı yok bunun ya. Motora bineceğim arkadaşlar bir. Gidiyormuş edasıyla ses vereceğim. Bana bakmasını sağlamak için. Gidiyor sansın maksat. Şuradan çıkacağımı sansın. Evet. Şuradan bakacağım. Gördüm. Kankam. Niye bot gibi duruyorsun sen? Ama yalnız Toros sesini duymuştunuz. Hangara Toros gelmişti. Bu çocuk oymuş. Yeni başlamış sanırım ya. Buydu ya bu. Safe attı. Rotate atacağım. Direkt alanın ortasındaki evler var ya. Şu çöklev. Direkt oraya rotate atacağım. Şu ön taraftan ses alıyorum. Bu önüm dolu ya. Buradan ses alıyorum. Vurdum onu. Vurdum. Direkt rushlayacağım. MK vurdum. Canı çok yandı onun. Can basma fırsatı vermeden üstüne oynayacağım. Karşıda olabilir, solda olabilir. İlk önce solu kontrol edeceğim. Boş. Önümde. İçeride. Prefire atarak gireceğim içeri. Okey. Bu kadar. Şimdi... Evet. Şimdi... Arkadaşlar sizler de bu şekilde drop silahıyla güçlendiğiniz zaman alanın ortasında rush oynayabilirsiniz. Pozisyon koruyarak sağ solu keserek güzel bir şekilde kill çekebilirsiniz. Şurada Oğaz var. Büyük ihtimal orada bir yerde adam var. Ah yerde sırınıyor gördüm. Ah be. Kaskı da 3'tü sanırım ya. Vurduk body de body gitti ya. Tekerlere sıkayım da. Şu alttan gider mi? Arabanın arkasında sanırım o. Balyada ya. Korkutayım biraz onu da. Şu lastiği de alsak bir. Aman boşver. Benim tekli de oynayış tarzım bu şekilde genelde. Drop silahıyla güçlendiğim zaman daha aktif oynuyorum. Normal drop silahım olmasa bir tık pasif oynarım. Full rush oynamam. Özellikle son alanda rush oynamayın arkadaşlar. Konum tutun son alanda var ya. Son alanda zaten sağ solu keserek kill çekersiniz. Hani killim yok diye kendinizi şey yapmayın. Düşürmeyin. Modunuzu düşürmeyin. Çünkü son alanda ilk ona kaldığınızda bile rahatlıkla kill çekebiliyorsunuz. Benim bir sürü maçım vardır. 10 kişi kalıncaya kadar 1-2 kill ile kalıp oyun sonunda 7-8 kill ile maç bitirdiğim çok olmuştur benim. 10 kişinin 7'sini 8'ini rahat vurmuşluğum maçlarım var. Bu bir taktiktir. Bu geçen sezon çok fazla rush oynuyordum. Hani loot bile yapmıyordum doğru düzgün ya. İniyordum, silah buluyordum, geçiyordum, drop'u alıyordum. Full rush oynuyordum haritada. O şekilde yaparak Fatih oldum. Sonra Fatih'ten düştüm. Tekrar Fatih oldum. Ama bu sezon sıralama hedefim olduğu için oyun başında aktif oynamayacağım. Pasif oynayacağım. Oyun sonunda yer tutacağım. Şurası dolu bu arada. MK'lı bir çocuk var. Alan dışıyım. Hafiften alana girmem lazım. Buggy'yi kullanacağım. Ne diyordum? Oyun başında pasif oynayacağım. Oyun sonuna doğru ortalarında böyle bir biraz aktif oynayabilirim. Sonlarında da yer tutacağım. Yer çok önemli teklide bildiğiniz gibi. Konumunuz olduğu sürece kiliniz de olur. Sıralamada düşersiniz yani. Hayatta kalma olasılığınız da artar. Kendinizi ve konumunuzu savunabilirseniz. Ben bunu deneyeceğim bu sezon. Konum ve kendimi savunma yöntemini. Bu şekilde sıralamada daha aktif olacağım. Bakalım bu sezonluk hedefim ilk 10. Daha iyisi olur mu bilmiyorum. Zaten rank maçlarına günlük 5-6 saat ayırabiliyorum arkadaşlar. Çalıştığım için alan attı. Karşı tepe attı yine ya.
5-6 saat ayırabiliyorum ancak o kadar rank kasarak bakalım ilk 10'da olmaya çalışacağım. O yüzden eksi yeme avantaj şeyim olmayacak. Lüksüm olmayacak. En az eksi yiyerek bu sezonu tamamlamak istiyorum. Şunu 4x'e çekelim de yakında kullanacak olursak 8x sıkıntıya girmesin. İlk 10'a girdim arkadaşlar bu arada. Bu şekilde rahatlıkla da ilk 10'a girebilirsiniz. Sadece konum tutacaksınız. Bulduğunuz konumu tutup savunacaksınız. Bu kadar basit. İlk 10'a girince zaten ilk 6-5 rahat bir 10-15 puan alıyorsunuz ya. Bu taç kademesinde de böyle olacak, merak etmeyin. Ama kill alırsanız daha güzel puanlar elde edebilirsiniz. Hele ki kill artı ikincilik, üçüncülük, win olsun. Çok güzel puan veriyor. Hafiften yukarı doğru oynayacağım bakalım. Çok dikkatli olmam lazım. Oyunun son alanı. Hala 5 kişi var. Şurada red dot'a düşüreceğim. Ah, önümde gördüm. Ya yere yattı ya beni gördü. Yere yattı ya da bir tık tepeye çıktı. O yüzden görüşümden çıktı üstümdeki çocuk. Onu tam bilemedim ama sağıma da dikkat etmem lazım. Lan Allah Allah. Oğlum sen nereden çıktın ya? Oğlum ben geldim lan oradan. Alo. Geldiğim yerden adam geliyor. Bu ne? Alana girecek onu. Ona bir deneyeceğim. Neredesin kanka? Gördüm. Ah be. Keşke sıkmasaydım. Önüm var ya. Alana sokmayabilir beni. Yapma be. Ah be. Hata yaptım. Orada ateş etmeyecektim. Oy. Çocuğunda 9 kili varmış ya. Ya. Bu işte benim arkamda darlayan çocuk. Vurdu onu da vurdu. 10 kilo oldu çocuğum bu arada. Güzel maç çevirmiş bu. Ama biraz pasif oyna kanka. MK'm var güveniyorum da. Bir an her an biri bir yerden çıkabilir. Bence riske atma. Yerini tut ve dikkat et. Hemen her tarafa bakmaya çalışma. Al işte ben ne dedim. Daha fazla kill almak için hani şey yaptı da olmadı ya. O kadar killim vardı. Risk atmasaydı, win oynasaydı çok güzel puan alırdı bu çocuk.